Sevgili seyirciler, şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Sürümleri Fakültesi Dekanı Sayın Öznur Diler Hanım'la beraberiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Fakültemiz hakkında biraz bilgi almak istiyoruz. Fakültemizin çalışma amacı nedir? Neler yapıyoruz, faaliyetleri biraz bahsedebilir miyiz? Elbette. Eğitim Sürümleri Fakültesi yaklaşık 30 yıldan bu yana eğitimini vermektedir. Su ürünleri mühendisliği mesleği mezunları vermekte fakültemiz. Bu kapsamda su ürünleri mühendisliği mesleği çalışanları, mezunları çok geniş bir skalada iş imkanı bulabiliyorlar. Kamuda özellikle Tarım Bakanlığı'nda çalışabiliyorlar. Ve 2011'de de güzel bir gelişme oldu bu anlamda, sevindirici. Bir genel müdürlüğümüz kuruldu. Su ürünleri genel müdürlüğümüz kuruldu. Bundan sonra önümüzdeki zaman dilim içerisinde kamuda daha güçlü temsil olanağı bulabilecek mühendislerimiz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Gelecekte su kaynaklarımız özellikle küresel ısınma nedeniyle stratejik bir değer haline gelecekler. Su kaynaklarımızın korunması kavramı en değerli konularımızdan bir tanesi olacak. Bu anlamda, bu kapsamda ülkemizde diğer çevre bakanlığımız, şehircilik bakanlığımız da olmak üzere yeni genel müdürlüklerimiz de kurulmuş durumda. Ve bu kapsamda su ürünleri mühendislerinin istihdam problemi olmayacaktır. Ve geleceğin mesleği olacağı gözüyle bakmaktayız su ürünleri mühendisliği mesleğine. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi hocam, bu kerevit miydi sen? Kerevit diğer adıyla tatlı su istakozu, bir tatlı su türü. Çok değerli bir tür, bir ihraç ürünü. Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere onların geleneksel bir yemek beslenme alışkanlığı bu türle ilgili. Haziran ve Temmuz aylarında belirli kutsal günlerinde mutlaka tükettikleri bir ürün ve Türkiye bu anlamda çok önemli ihracatçı ülkelerden bir tanesi. Bizim de fakülte olarak amacımız bu türün üretimini artırmak ve ülkemize katma değer daha da fazla girmesini sağlamak. Bu amaçla çeşitli Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere çeşitli projeler yürütmekteyiz. Geçmişte de yine DPT, TÜBİTAK gibi projeler yaptık. Ve bu türü ülkemizde bizim fakültemizle daha yüksek bir marka haline getirmeyi amaçlıyoruz. Su ürünleri fakültesi olarak hocam herhangi bir tesis falan kuruldu mu? İşte bu aklıma geldi. Tatlı su istiyoruz. Şimdi burası göller bölgesi olduğu için zaten özellikle kerevit işleme üzerine kurulmuş fabrikalarımız var. O fabrikalarda Türkiye'nin en yüksek miktarda kereviti bu bölgede işlenmektedir ve ihraç edilmektedir. Şahlanlar su ürünleri özellikle bu işi yapmaktadır. Eğirdir bölgesinde de özellikle bu ürün avcılığa daha uygun bir tür. Avcılığının daha iyi yapılması, stokları sürdürülebilir kullanmak adına yapılması, katma değerini artıracak şekilde işlenmesi ve yavru yetiştiriciliğinin yapılması konusunda çalışmalarımız var. Bizim fakültemizin bir kuluçkahanesi var. Bu kuluçkahanede biz yavru üretimini gerçekleştiriyoruz. Laboratuvar koşullarında jüveni üretimini yapmak. Kuzey Avrupa'da, özellikle Norveç, Finlandiya'da bunlar mutlaka böyle dini günleri var ve bu günlerde mutlaka istakoz sofralarına koyuyorlar ve o anda da fiyatı kaç lira olursa olsun mutlaka koyuyorlar. Ve bu anlamda Avrupa'da yılda 10 bin tonluk bu canlıya ihtiyaç var ama onların kaynaklarında bu kadar üretim yok. Alternatif bir ülkede Çin bu canlıyı üreten, ama Çin coğrafik olarak çok uzak olduğu için iyi rekabet edemiyor bu canlıda ve ülkemiz çok güzel kazanç sağlamış bu canlıda. Bir de göller bölgesi olduğumuz için en çok istihsal, yani ürün bu bölgeden çıkıyor. Böyle de bir güzellik var. Peki ne yapabiliriz? Bu bölgede bildiğiniz gibi çok
çok sayıda baraj gölleri yapılıyor. Hani Çevre Bakanı Veysel Eroğlu geldi, yeni baraj göllerinin müjdelerini verdi geçtiğimiz aylarda. Biz şuna inanıyoruz, bu çevredeki baraj göllerinin özellikle bu canlıyla su toplanması halinde bölgenizin kapasitesi, ürün kapasitesini daha da artırabiliriz. Yani bu bölge buna çok uygun. Şu anda en çok Eğirdir Gölü'nden, Beyşehir Gölü'nden avcılığı yapılmakta. Marmara bölgesinden de bazı göllerden çıkıyor. Başka da gölümüz yok biliyorsunuz. Van Gölü'müz sadece İnci Kepali anlamında bir endemik türe sahip. Türkiye'nin en büyük Beyşehir'den sonraki ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir çok iyi bir potansiyele sahip. Ama orada yüksek av baskısı oluşturmamak adına baraj göllerimizi de devreye sokmamız lazım.